Efendim kısırlık nedir, tedavileri nelerdir, var mıdır, neden oluşur, neden olur değil mi? Böyle bunları konuşacağız ve yanımızda kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Erkut Attar var. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Söylerken böyle bir rahatsız oldum sizi gördünüz, hatta iki kere denemek zorunda kaldık ama sonuçta var olan bir sorun bu. Bir de galiba bildiğim kadarıyla böyle son yıllardaki işte sağlıksız hayat şartları mı demek lazım ya da alışkanlıkları koşulları mı? Diyelim. Koşulları yüzünden biraz daha da fazla da denk geldiğimiz, duyduğumuz, rastladığımız ama çözümü olmayan bir rahatsızlık değil, hastalık değil bildiğimiz kadarıyla, doğru mu? Doğru düşünüyorsunuz. Tabii kısırlık diyoruz, biraz daha yumuşatarak belki infertilite. Bebek sahibi olamamak tamam, ya da of, çok güzel. İnfertilite diyebiliriz. Dediğiniz gibi esasında çözümü her zaman olabilen, ben bunu hep söylerim. Yani şunu söylerim, derim ki esasında çocuk sahibi olamayacak çift yoktur ya da çocuk sahibi olamayacak kadın yoktur. Yalnız bu işte sabretmek çok önemli. Hı hı. Bir istek olacak, bir de sabretmek olacak. Bunların ikisi bir arada olunca doğru tedavi altında olduğunuz zaman çözmemek mümkün değil. Neden olan etkenler neler peki? Çok faktör var. Yani biz genel olarak tabii kısırlık deyince ya da bebek sahibi olamamak, burada iki şey var, temel neden var. Bir tanesi kadına bağlı nedenler, bir tanesi erkeğe bağlı nedenler. Bir de tabii çevresel faktörleri de özellikle günümüzde dikkate almak lazım. Kadına bağlı faktörler, en önemli özellik yaş. Yaşla birlikte nasıl ki vücudun bütün hücreleri yaşlanıyor, işlevlerinde azalmalar oluyor. Benzer şekilde yumurtalıklarda da yumurtaların gerek kalitesinde gerek sayısında düşmeler oluyor. Birinci neden budur. Yani yaş faktörü. O nedenle Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiiri doğrudur. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Hakikaten de 35 yaşın üstünü biz artık riskli grup olarak kabul ederiz. Bunun dışında tabii altta yatan bazı hastalıklar olabilir. Fırsat olursa konuşuruz. Bunlardan en önemlisi polikistik over sendromu. Gerçi tüylenme, kıllanma gibi şikayetlerle ya da daha çok bize kozmetik yakınmalarla gelirler ya da öyle biliniyor halk arasında. Ama yumurtlama kusurları bu hastalarda sık olur. Veya endometriyoziz dediğimiz, daha önce de konuşulduğu gibi, konuştuğumuz gibi işte kadında adet ağrılarıyla veya karın kasık ağrılarıyla seyreden bir hastalık var. Mesela bu %30 oranında kısırlığa yol açar. Bunun gibi bir neden vardır. Erkekte ise sperm fonksiyonları, sperm hareketleri özellikle, sperm morfolojisi yani spermlerde yapısal bozukluklar veya azlığı veya hiç yokluğu gibi problemler vardır. İşte bütün bunları bir araya koyduğunuzda özellikle çevresel faktörler, stres, baskı, mesela bir kadına gebe kalamayacaksın deyin, inanın hani kalmakta güçlük çeker. Peki. Tabii çok daha farklı nedenleri var ama ben genel olarak böyle bir üç başlık altında, yani kadına bağlı, erkeğe bağlı veya çevresel faktörler olarak sıralayabilirim. Şimdi mesela peki o zaman şöyle bir şey söyleyelim. Faiz dedim ki ben geldim size belli bir yaştan sonra işte 40 küsur 42 yaşındayım. Şu an 46-47 yaşındayım ama olsun. 42 yaşındayken size geldim ben, işte evliyim, çocuk sahibi olmaya çalışıyorum ama işte kendim bir süre denedim. Nedir o süre, çok hatırlamıyorum, 6 ile 1 yıl arası herhalde. Öyle bir şey bir miydi? Yıl. Bir yıl doğal. Tanım şudur, yani bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebelik olmuyorsa biz bunu artık hani kısırlık olarak niteliyoruz. Ben mesela geldim size, tamam öyle oldu, bir sene sonra ben size danışıyorum. Geldiğim zaman mesela hemen bana mesela şöyle bir kontrol yapma ihtiyacı duyuyor musunuz? Bende endometriosis var mı ya da polikistik over sendromu bende olabilir mi falan gibi böyle arayışlara geçerek mi başlıyorsunuz çalışmalara ya da işte çocuk yapma çalışmalarına diyelim? Ya da başka bir sistemi, bir yöntemi vardır mesela bunun, nedir? Çok da fazla bilmiyorum bunu. Şimdi tabii hasta iki türlü gelir bize, ya da hani kadın bebek isteme arzusu ya da doğurganını koruma arzusunda olan kadın. Ya hani bebek o anda istiyordur, artık hani bir aile oluşturmuştur veya işte bir birlikteliği vardır, bebek sahibi olmak istiyordur. Ya da doğurganını korumak üzere bize başvuruyor. Özellikle hani 40'ın üstünde başvuran bir kadın, eğer henüz bir aile kuracak ortam veya fırsat yoksa, o takdirde mutlaka doğurganını korumak amacıyla
yumurta dondurmayı öneriyoruz. Hatta son zamanlarda 35 yaşın üstündeki hastalarda özellikle hani yumurta dondurmayı öneriyoruz. Aa, ne güzel, süper. Tabii çünkü sonradan demin söylediğim gibi yani 35 yaşından sonra şey düşmeye başlar doğurganlık. Bir de yumurta kalitesi, düşmeye başlar. Bir önemli problem de bebekte hani genetik hastalıkların riski artar. O açıdan baktığınızda doğurganlığın korunmasında yarar var. Ya böyle hani davranıyoruz ya da eğer hani o anda bize her şey hazır, işte aile kurmak için kadın hazır, ortam hazır, bize başvurduğunda yapılması gereken bazı testler var. Biz tersine önce erkekten başlarız araştırmaya. Yani bu da tabii Türk toplumunda gene bir sorun. Çünkü her zaman bütün yük zaten tedavi de kadının üstündedir yazık. Yani kadının işi daha zor burada. Genellikle hani sorun orada gibi görünür ama sorunun yarısı erkektedir. Ve özellikle tabii bir erkeğin muayene edilmesi şart. Onu daha çok androlog artık meslektaşlarımız yapıyor. Eskiden benim mesleğe ilk başladığım yıllarda biz yapardık. Ha, öyle mi? Şimdilerde tabii artık bir ekip olarak çalışıyoruz. Zaten başarının şeyi de oradan geliyor yani sırrı o. Androlog görüyor. Beraberinde tabii mutlaka bir sperm testi isteniyor. Bunun kuralları var. Ona göre istiyoruz. Bu kurallara göre istedikten sonra problemli çıkarsa 2 hafta sonra bir daha istiyoruz. Emin olmak için. Sonra bunu değerlendirdikten sonra erkekte bir problem var mı yok mu bunu saptayıp kadında araştırma yapmaya başlıyoruz. Bazı kardinal dediğimiz yani olmazsa olmaz testlerle başlıyoruz. Bir kere bir hani yumurtlaması oluyor mu? İkincisi anatomisi normal mi? Tüpler açık mı? Bunları mutlaka değerlendiriyoruz. Aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi siz yarım doktordan daha iyi durumdasınız. Sizin de söylediğiniz benim, gibi. Evet çocuk istediğim bir dönem oldu çünkü. O yüzden bunları biraz böyle. Altta başka neden var mı yok mu? Tabii evet. Ona bakıyoruz. Yani bu nedir mesela işte konuşuldu. Polikistik over sendromu. Yumurtlama kusurları en sık nedenidir mesela yumurtlama kusurlarının. Böyle bir neden var mı? Altta yatan hastalık var mı? Mesela endometriyoziz var mı yok mu? Veya geçirilmiş enfeksiyonlar. Özellikle mesela cinsel yola bulaşan hastalıklar bu yönden çok önemlidir. Onun için kadını korumak lazım. Esasında benim düşünceme göre yani bir kadın başından itibaren düzenli kontrole geliyorsa kısırlık problemiyle karşılaşmaz. Erken menopoz bile olsa karşılaşmaz veya erken yumurtalık yetmezliği. Çünkü bu hastalar bize geldiğinde biz bunu öngörebiliyoruz. Eğer işinizde uzmansanız ailede diyelim bir erken menopoz öyküsü var. Mesela bu kadınların ya da bu kızların çok daha önceden yumurta dondurması gerekiyor. Tabii geldiği zaman siz bunu muayene sırasında da anlıyorsunuz ve koruyorsunuz hastayı. Yani ileriki yıllarda bu tür sorunlarla karşılaşmasını engelliyorsunuz. Mesela polikistik over sendromu hastası geliyor. İşte obezitelerini kontrol ediyoruz, beslenmelerini kontrol ediyoruz, tedavilerini veriyoruz. Sonrasında bu hastaların gebe kalmaları çok daha kolay oluyor. Ama diyelim endometriyoz hastası, örneğin adet sancıları genç kızlarda çok büyük sorundur. Evet. Okula gidemezler, işe gidemezler ama normal karşılanır. Halbuki normal değildir. Dolayısıyla bu hastalarda biz hani erken dönemde bütün bu sorunları fark edip tedavi ettiğimizde ya da mesela şunu söylüyoruz. İşte evlenmekte ya da evlenmek demeyelim ona ama gebe kalmakta geç kalmayın. Ya da işte yumurtalarınızı dondurun. Ona göre ilerleyelim diyoruz. Dolayısıyla yani korumuş oluyoruz hastayı. Şimdi mesela tekrar söylüyorum. Ben de kendi yaptığım hatalardan bir tanesi olduğu için siz de özellikle söylediğiniz için. Biz böyle mesela bilirsiniz, duyarsınız da kadınlarda şöyle bir şey vardır. Çantamızda hep ağrı kesici vardır ve bir arkadaşımız atıyorum karnım ağrıyor dediğinde hemen çıkartıp verirsin ağrı kesiciyi. Yani böyle bir şeyimiz var bizim. Oysa ki aslında belki de hani doktora gidip bir kontrol ettirsen mi kendini demek çok daha doğru mudur? Bunu söyleyeyim. Kesinlikle. Şöyle ki mesela ağrı kesiciler yanlış değil kullanmak. Birçok kadın da kullanıyor. Bunlar işte hani normal şeyde reçetesiz satılan ilaçlar var aralarında. Tüm dünyada var. Fakat genel olarak kural şudur burada. Bu tür ilaçları adet sancılarında 3 ay kullanırız. Eğer 3 ay süresince kullandığı takdirde kız, genç kız ya da kadın yanıt vermiyorsa tedaviye o zaman mutlaka araştırma yapmak gerekir. O zaman mesela altında başka bir şey var mı sorusu ortaya çıkar.
ve tabii ki bütün bu muayenelerini, değerlendirmelerini yapmak lazım. Ama bize gelen işte kadında ya da çiftlerde diyeyim, önce erkekten başlamak kaydıyla temel testlerini yapıyoruz. Bekleme süremiz 1 yıl düzenli ilişkiye rağmen. 35 yaşın üstünde yalnız, tabii meslek size birçok şey öğretiyor. Deneyim kazanıyorsunuz geçen yıllar içerisinde. Veya altta yatan ciddi sorunlar varsa onlar da çok bir yılı da beklememekte bazen yarar var. O artık hani hekimin daha deneyimine kalıyor ya da nasıl söyleyeyim ekibin deneyimine kalıyor. Kök hücre galiba başvuruluyor. Var mı öyle bir şey yumurtanın kalitesini arttırmak için mi de yoksa? Şimdi bu tedaviler maalesef kanıta dayalı hiçbir şey yok burada. O nedenle hani kök hücre tedavilerinin tamamen deneysel tedavi niteliğinde. Eğer deneysel bir proje değilse bunun uygulanmasını doğru bulmuyorum. Ama PRP için biraz daha farklı konuşabilirim. PRP'nin rejeneratif etkileri var ve birçok organda, dokuda, hatta kozmetikte de kullanılıyor. Yani vücutta kök hücre gibi farklı bir beklenti, farklı bir etki yapacak ya da komplikasyon oluşturacağı yönünde çok fazla şüphe yok. Ancak şu var ki kişisel deneyimler de önemli. Yani bazen tıpta her şey kanıta dayalı olarak da yapamıyorsunuz. Evet, mesela kök hücre tedavilerinde durum daha kesin ama PRP'de gerçekten bizim de deneyimlerimiz var. Bizim hatta yayınlanan yazılar da var, çıkan yazılar da var. Ben şöyle öngörüyorum. Mutlaka ileride tüp bebek tedavisi içerisinde yer alacak bir uygulama gibi görünüyor. Ama gene de tabii kanıtlar tam olarak ortaya çıkmadan tam manasıyla bu evet işe yarıyordur diyemeyiz. Fakat özel hasta gruplarında gerçekten çalıştığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu gruplarda mesela her hastaya PRP de uygun değil. Atıyorum mesela ileri yaş hastalarında çok da çalışmıyor bazen. Ve biz bu hastaları yumurtalık ya da buna zor yanıt veren hastalar diyoruz. Zor yanıt veren hastalarda 4 gruba ayırıyoruz. Böyle bir sınıflama var. Söyleyeyim, Poseidon sınıflaması deniyor. Buna göre mesela ilk 2 grupta evet PRP'nin faydasını görüyoruz ama 3., 4. gruplarda çok fazla işe yaramadığını görüyoruz. Yani biz prensip olarak bize gelen her hastaya PRP uygulamıyoruz. Onu söyleyeyim. Ancak yararlanacağını hissettiğimiz ya da işte meslek bazen tıpta öyle bir şey var. Sense clinic diyoruz buna. Hissediyorsun. Hissetmek tabii. Yani her şey mesela kanıta dayalı yürümüyor. Bazen de mesela kanıta dayalı veriler bugün var, yarın değişiyor. Kök hücre için net konuşabilirim ama. Çünkü kök hücrelerden komplikasyon bekleyebilirsiniz ama PRP böyle değil. Bence mesela biraz diğer hani grupların da kulaklarını açıp en azından hani araştırmalarını yapıp daha böyle kanıta dayalı bir veri ortaya konulursa çok daha güvenle kullanılacak. Ama mevcut durumda yapacağınız bir şey olmayan hastalarda da denenmesinde çok sakınca görmüyorum ama yararlı olabilecek grupta. Yani her hastaya da yapmak uygun değil PRP'yi. Son sorum şu olsun. Bir kere çünkü anlatma tarzınıza bayılıyorum, öyle söyleyeyim. Şöyle bir sorum olsun. Bu sizin de başından beri söylediğiniz bir şey. Zaten bizim de duyduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız bir süreç tabii ki. Çevremizde, yakınlarımızda, kimi zaman kendi hayatımızda gördüğümüz. Bu uzun yol. Bu uzun bir yol yani bildiğim kadarıyla. Yani çok şanslıysanız eğer ilk müdahalede herhalde belki de işte çocuk sahibi olup işte sarılıp öpüşüp yolunuza devam ediyorsunuz ama birkaç denemenin yaşandığı, bazen işte dediğiniz gibi her iki taraf için ama çoğunlukla kadın için çok yorucu bir yöntem ya da işte bir uygulama mıdır, bir süreç midir oluyor? Ne tavsiye ediyorsunuz çiftlere ya da kadınlara özellikle bu dönem içerisinde? Çünkü herhalde ruhsal durumları ve psikolojileri ve aynı zamanda işte o şeyleri yani frekansları ya da işte ruh halleri diyeyim, öyle diyeyim. Onun da çok da fazla etkisini görüyorsunuzdur herhalde. Uygulamanın başarılı olması konusunda özellikle. Frekans daha doğru. Öyle mi, değil mi? Ben frekans deyince insanlar biraz şey yapıyor. O yüzden kendimi düzeltmek zorunda hissediyorum ama öyle olduğunu inanıyorum. Bu konuda açıkçası ben bir gün konuşabilirim burada bu frekans konusunda. Konuşabilirim. Özellikle yani frekans esasında farkında olmadan doğruyu bulduğumuz bir karşılık buna. Ama şöyle söyleyeyim. Bu hastalarda gerçekten çok ağır bir stres var üzerlerinde. Özellikle mesela onu söylemeye çalıştım. Kırsal kesimden gelen hastalar psikoterapi şansı da bulamıyorlar. Çok zor kızların durumu. Onun için bizim onlara daha farklı hani
fırsatlar sunmamız gerekiyor. Hani nasıl söyleyeyim, toplumsal olarak kucaklamamız gerekiyor hepsini. Herkese de bunun için iş düşüyor. Yani çevrelerinde niye olmuyor, niye yapmadınız, hadi falan diyecekleri yerde işleri yumuşatmaları gerekiyor. Çünkü stres çok önemli. Onu söylemeye çalıştım. Hakikaten ben mesela hani konuşuluyor işte onkoloji konuşuluyor ya da çok ciddi endokrin metabolik hastalıklar konuşuluyor ama infertilite kadar hastayı etkileyen psikolojik olarak ağır durum görmedim. Bu kadar yıllık mesleki deneyimime rağmen hakikaten kadınlar bunu bir şey haline getiriyorlar. Ağır stres haline getiriyorlar. Bu da yersiz. Çünkü tüp bebek tedavileri artık çok basit tedaviler. Yani eskisi kadar çok ağır tedaviler değil. Başarı şansı belli. Ortalama %50'dir. Yani bir kere, iki kere, üç kere bunu ortalama tekrar ediyor kadın. Dolayısıyla hani dünyanın sonu değil. Biraz daha kolaya almak. Tabii bunun yanında ekonomik ağırlıklar da var. O da strese sokuyor insanı. Yani ucuz bir tedavi ama Türkiye'de göreni olarak tüp bebek tedavisi şu anda en ucuz ülkelerden biri Türkiye. Yani bunun nedenleri var ama onu bir kenara koyayım. Yalnız tabii ekonomik stres de biniyor hastanın üstüne. Gerçekten çok zorlanıyorlar. Bence mesela bu stresi bir atmaları lazım üzerlerinden. Yani birinci derecede bu önemli. Çünkü onu söyledim. Bir kadın eğer ben gebe kalamayacağım diyorsa kalamaz. Onun için hekimine güvenmesi lazım. Biz genellikle şöyle yapıyoruz. Nasıl ki mesela bu polikistik over hastalarımızı ekip halinde görüyoruz. İnfertilite hastalarımızı da öyle görmeye çalışıyoruz. Yani psikiyatristimiz ya da psikoloğumuz görüyor. Beslenme uzmanımız görüyor. Bizler görüyoruz. Ve onlara bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde yenemezsiniz şeyi, yani sorunu. Güven vermeye çalışıyorsunuz. Özgüvenlerin artmasını istiyorsunuz. Bir de mesela bu işin dünyanın sonu olmadığını bilmeleri lazım. Kimse kaderi bilmiyor. Yani geçmişi kimse bilmiyor. Geleceği kimse bilmiyor. Onun için mesela İngilizce present day diye bir şey vardır. Present hediye biliyorsunuz. Present bugün size hediyedir. Yani günü değerlendirmek lazım. Onun için hastayı bu yönde bir rahatlatmak gerekir her şeyden önce. Ama genel olarak eğer hani 10 tane sağlıklı embriyo naklettiniz, başarısız oldunuz, buradan sonra işiniz zorlaşıyor. Ama 10 nakil demek aşağı yukarı 6 tüp bebek tedavisine karşılık gelir. Yani bu derecede sabırlı olmaları lazım. Hekimlerine veya ekiplerine güvenmeleri lazım. Bu çok önemli. Diğer taraftan da tabii gerçekleri bazen kabul etmeleri lazım. Yani hasta karşımıza oturduğu zaman biz bu hastaya şans oran işte %10 diyoruz, %30 diyoruz, %50 diyoruz. Yani bunu benimsemeleri lazım. Tabii %5-10 şansı olan 40 yaşının çok üzerindeki bir hasta için böyle pembe umutlar vaat edemezsiniz. Hasta da bunun bilincinde olmalı ama o grup için bile gebelik şansı her zaman var. Yalnız yöntem değişir. Yöntem değişir. Onun için gene başta söylediğim sözle tamamlayayım istiyorsanız. Gebe kalamayan veya çocuk sahibi olamayan aile yoktur. Ya hani sabredemeyen insanlar vardır. Ya maalesef ki maalesef ekonomik olarak bunu yükü taşıyamayan insanlar vardır. Ya da söylediğim gibi baştan da hani konuşulduğu gibi bunun için hani zaman çok geçmiştir artık. Başka bir yöntem denemesi gereken insanlar vardır. Dolayısıyla yani özet olarak bence her isteyen kadın gebe kalır yeter ki zamanında gelsin. Güzel söylediniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgileriniz için. Değerli izleyicilerimize de inşallah yardımcı olabilmişizdir, katkımız olmuştur. Sohbetimizin sonuna geldik ama programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.